Merhaba arkadaşlar. Öncelikle herkese destek yorumlarınız için teşekkür etmek istiyorum. Türk halkının ihtiyacı olan bilgiyi bu şekilde ulaştırma görevi bana düştüyse ne mutlu. Yani bence bu yaşadığımız dönem 4. endüstriyel devrim olarak nitelendirilebilir. Ve biz bu sürecin hala başındayız. Zamanım oldukça elimden geldiği kadar video yapıp sizlere Türkçe kaynak oluşturacağım inşallah. Fakat sizden tek istediğim bu bilgileri sadece sizde tutmayın, kendinizde tutmayın. Yani lütfen videoları etrafınızdakilerle de paylaşın. Yani ki Türk halkı böyle bir dönemde, böyle bir teknolojide geri kalmasın. Hani elimizde Türkçe kaynak yok yeteri kadar, genel olarak İngilizce. Ben de bildiğim kadarıyla size anlatmaya çalışacağım. Ayrıca sadece coin projelerini değil, bundan sonra başka bilgiler de vereceğim. Yani bugün mesela blockchain nedir ile başlıyoruz. Blockchain'i anlamak aslında o kadar da zor değil düşündüğümüz zaman. Yani blockchain tanımı tek cümlede açıklamak neredeyse imkansız aslında. Biraz da yanlıştır diyebiliriz yani. Çünkü blockchain'in bir sürü kullanım alanı var. Fakat anlam olarak blok zincir demek. Yani 31 Ekim 2018'de Satoshi Nakamoto tarafından Bitcoin White Paper'ın yayınlanmasıyla ortaya çıktı blockchain bu arada. Bitcoin geldiği zaman, piyasaya çıktığı zaman bu nedir diye herkes düşündü, etti. Ama en önemlisi bunların arasında aslında Satoshi Nakamoto'nun kim olduğunu bilmeme durumuydu. Yani gizli bir kimlikle ortaya çıktı. Satoshi Nakamoto bir kişi ya da kurum, kim bilmiyoruz. Kişiler de olabilir ya da bir şirket ya da bir devlet de olabilir. Hiçbir fikrimiz yok bundan. 2010'un sonlarına doğru Satoshi ile iletişim tamamen azalmaya başladı diyebiliriz. En son yazdığı şey Nisan 2011'de farklı şeylere yöneldim tarzında bir cümle kurmuş ve bir daha da hiçbir söz duyulamamış Satoshi'den. Neyse, Satoshi değil bugünkü konumuz. Konumuz bugün blockchain. O zamandan beri, Satoshi'den alınan son sözden beri bir sürü blockchain üzerine proje kuruldu. Bunlardan en başarılısı zaten belki duymuşsunuzdur, mutlaka duymuşsunuzdur. Vitalik Buterin 18 yaşında çıkarttığı Ethereum, pardon 19 yaşında kurduğu Ethereum projesi. Ethereum Bitcoin'den farklı bir platform gibi düşünebilirsiniz. Ama yine blockchain üzerinde kurulmuş. Bu videoda size blockchain'i açıklamak için genel olarak kullanılan 19 tane cümleyi söyleyeceğim. Bunları yazdım. Onları size okuyacağım. Ve biraz da yorum yapacağım tabii. Şimdi başlayalım birincisinden. Datayı %100 güvenilir hale getirmene yardımcı olur. Yani blockchain'e güvenebilirsiniz aslında. Bunu demek istiyor. Güven gerektiren işlemlerden güven sorununu ortadan kaldırır. Datanın serbestçe, yani verinin serbestçe ve açıkça ulaşılmasını veya görülmesini sağlar. Yapılan işlemlerle ilgili iz bırakır. Kimlik kontrolü için kullanılabilir. Dürüst hataları engel olur. Yani bu dürüstü şey yapalım. Mesela bir muhasebeci dürüst hata yapıp aradan 50 bin lira kaybedebilir. Ama blockchain sayesinde bu dürüst hatalara engel olabiliyorsunuz. İnternetten uyuşturucu almada kullanılabilir. Bunu yani Silk Road'dan duymuşsunuzdur. İşte ondan sonra en son kapatılan bir tane vardı. İsmini hatırlayamıyorum şu anda. Öyle bir nasıl desem, deep dark web'de kullanılan para birimleri, işte Bitcoin kullanılıyordu mesela. Şimdi Monero, Zcash tarzı şeyler kullanıldı. Ve blockchain aracılığıyla tabii bu alımlar, satımlar yapıldı. Herkes bu şekilde biliyor. İşte Bitcoin özellikle. Bitcoin'le dark web'den uyuşturucu alımı, kiralık katil kiralanabilme falan filan diye. Tabii bu da kullanım alanlarından biri oldu, doğru. Geçmişin silinmesine izin vermez. Böyle bir şey var. Blockchain'de kayıtlı bir şeyi bir daha silemiyorsunuz. Yeni nesil dijital madencilerin dünyayı değiştirmesini sağlamıştır. Havadan para yaratılmasını sağlamıştır yani bir bakıma aslında. Şöyle diyelim, dijital para basanlar, yani Bitcoin basanlar, Ethereum basanlar, ondan sonra yine Zcash basanlar, madenciler çok büyük paralar kazandı ve milyonerler arasında şu anda yerlerini aldılar. Gerçek varlığınızın aynası olabilir. Mesela tapu gibi şeylerin blockchain'e entegre edilmesi sayesinde
dolandırıcıları ortadan kaldırabiliyoruz bir bakıma. Yani mesela bildiğim bir şey, bu bizim bize yapıldı bir kere. Bir ev aldık. Evi müteahhit meğersem iki kişiye daha satmış bizden ayrı. Mesela evi tapusu blockchain üzerinde olsaydı bunu başaramayacaktı. Yani buna da mirror asset deniliyor. Yani mirror asset varlığın aynalanması gibi bir şey düşünebilirsiniz. Bankaların sonunu getirebilir blockchain gerçekten. Çünkü aracısız para gönderme ve alma sistemine ulaşabiliyorsunuz. Fakat aynı zamanda bankalar için çok yararlı bir teknolojiye dönüşebilir. Mesela Ripple bunun için uğraşıyor. Yani para gönderimi alımını çok daha hızlı bir hale getirebiliyor ve daha güvenilir bir hale getirebiliyor. Banka hesabı olmayanların aracısız sadece internet sayesinde paraya ulaşmasına yardımcı olabilir. Az önce söylediğim gibi. Ya da şöyle bir şey daha var. Vergi kaçırmada ve para aklamada kullanılabilir. Yani bu çok büyük bir hatta problem olarak düşünülüyor. Ama dediğim gibi mesela blockchain takip edilebilme olasılığı var. Yani anonymous değil, yani tamamen gizli bir şey değil mesela Bitcoin, özellikle Bitcoin. Ama Sidonymous deniliyor. Bu da ne demek? Hani görülebiliyor ama kim olduğu bilinmiyor tarzında düşünebilirsiniz. Blockchain'de tabii tamamen anonymous da yapılabiliyor işlemler. Fakat devletlerin nasıl kullanacağı tabii belli olacak ileriki zamanda. Şu anda hala çok başlangıç. Çoğu ülkede yani blockchain daha tanımlanmamış, ne olduğu bilinmiyor bile. Vergi kaçırmayı ve para aklamayı bu sayede sona erdirilebilir aslında blockchain teknolojisi sayesinde. Hatta Çin sanırım buna adım atıyor gibi on-chain teknolojisiyle. Blockchain tamamen merkezsizleşme ile alakalı aslında bakarsanız. Yani asıl olarak bunun için ortaya çıktı. Merkezsizleştirme denildi. Decentralization. Fakat şöyle bir şey de düşünebiliriz. Blockchain aslında dünyada henüz görülmemiş en büyük merkezleşmenin başlangıcı olabilir diye düşünebiliriz. Neyse. Bu cümleler aslında koskoca bir veri tabanı olarak düşündürtebiliyor bize blockchain'e. Yani tamamen bütün verinin işlendiği ve silinemediği bir alan olarak düşünebilirsiniz. Daha da Türkçeleştirmek istersek, herkesin ulaşabileceği defteri kebir, yani büyük defter de denilebilir. Yani Türkçe'de kullanılan defteri kebir de denilebilir. Az önce söylediğim cümlelerin çoğu bir bakıma doğru ya da yanlış olarak da algılanabilir. Yani aralarında takıldığınız cümleler aslında blockchain'in gerçek değerini görmenizden uzaklaşmanızı sağlar. O yüzden katılmadığınız yerlere takılmayın gerçekten. Çünkü bu ana tema sadece blockchain. Yani size hani ne olduğunu, nasıl düşünüldüğünü ve nasıl kullanıldığını anlatmaya çalıştım bu cümleler sayesinde. Umarım blockchain'i anlamanıza yardımcı olabilmişimdir. Bu seferlik benden bu kadar. Başka videolarla mutlaka geleceğim. Ama lütfen bu videoyu paylaşırsanız, insanlara tanıtırsanız, blockchain'in ne olduğunu anlamalarına yardımcı olursanız, bana en büyük yardımı yapmış olursunuz diye söyleyeyim. Altı Öztürk ben. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.